Videoya geçmeden size iki önemli duyurum olacak. İlki yazılı sitemiz yazılıdayım.net açıldı. Buradan istediğiniz sınıfın istediğiniz yazılısını güvenli bir şekilde indirebilirsiniz. İkinci duyurumuz ise her sınıf özel olarak yaptığımız İngilizce mobil resimli kelime oyunumuz çıktı. Bu uygulamamız sayesinde sınıfınızın İngilizce kelimelerini hem eğlenerek hem de hatırda kalıcı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Uygulamalarımız Google Play'de mevcuttur. Açıklamadaki linkten de ulaşabilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlerle 7. sınıf 1. dönem 1. matematik yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlamadan önce yazı sorularımızı eğitimevi.webu.com sitemizden bulabilirsiniz. E, ayrıca kendi geliştirmiş olduğumuz İngilizce resimli kelime oyununun oyununu da açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz. Diyoruz ve ilk sorumuza başlıyoruz. Videoyu e, tekrar etmiştim o yüzden ilk sorunun cevaplarını yazmış bulun, e, yazmak zorunda kaldım arkadaşlar. Ee, i̇lk sorumuza bakıyoruz eksi 40'ı artı 5'e bölmüş bu sorularda öncelikle yapmamız gereken 40'ı direkt 5'e bölüyoruz eksili artılı olmadan cevabımız ne geliyor 8 geliyor baktığımızda eğer birinde eksi varsa o zaman cevabımız ne gelir eksi 8 gelir diyoruz ve eksi 8'i buraya yazıyoruz Burada da artı 12 çarpı eksi 4 yapılmış. Burada da aynı şekilde 12 ile 4'ü çarpıyoruz. Ne geldi? 48, 48 geldi. X'inin bir, ikisinden e, birinin işareti nedir? Eksidir. Eksi olduğu için de başına 48'in başına eksiyi getiriyoruz ve eksi 48 olarak sonucu buluyoruz. Diyoruz ve ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuz. Ee, her doğrunun 8 puan kazandırdığı her yanlışını ise 3 puan kaybettirdiği bir sınavda 12 doğru 3 yanlış yapan Mustafa kaç puan almıştır şimdi 12 doğru yapıyorsa bu kaç puana tekabül eder ee, her doğru için 8 puan desek 12 çarpı 8'den kaç eder çarptık 16 elde var 1 ee, 8 kere 1 8 elde de 1 vardı 96 Do ee, şimdi doğru puanlarından e doğru sorularından 96 puan almış arkadaşımız. ayrıca diyor e, 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 ekleniyor ki her yanlış için de 3 puan kaybediyor. Yani eksi 3 puan her yanlış için. Ve 3 yanlış soru yaptıysa bu kaç puana denk gelir? Hemen bakalım. 3 çarpı eksi 3'ten bu kaç eder? 3 ile 3'ü çarptık 9 çıktı. X'inden birinde eksi olduğu için direkt eksiyi başına getiriyoruz. Ve cevabımız eksi 9 çıkıyor. Cevabımız değil pardon. Yanlış puan. Giden puan sayısı eksi 9 puan da gidiyor. Yani 9 puan gidiyor dersek gene daha mantıklı olur. O zaman 96 puanımız doğrulardan vardı. 9 puanımız da yanlışlardan giderse ne kalır geriye? 87 puanımız kalır. Ve böylece Mustafa 87 puan almış olur diyoruz. Ve 3. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki üst ifadelerin değerlerini bulunuz diyor hemen değerlerini bulalım üslü ifadelerin. Şimdi bu 10 üzeri 3'ü nasıl yazabiliriz? 10 e, 3 tane 10'u çarparsak 10 üzeri 3'ün sonucunu bulabiliriz. Çarpmamıza gerek var mı? Yok. Çünkü 10'un kuvveti 10'sa direkt üs e, üssü kadar 0 yazarsak cevabı buluruz. Yani kaç tane e, üssümüz kaç? 3. O zaman birin yanına 3 tane 0'ı yazarsak cevabı buluruz. Yani cevabımız 1000 olur diyoruz alttakine geçiyoruz. Bunda da bunu nasıl yapabiliriz? Eksi 4 çarpı eksi 4 pardon eksi olacak bu çarpı eksi 4 diye yapıyoruz. Çarptığımızda burası artı 16 gelir. Artı 16 ile eksi 4'ü çarparsak da 64 gelir. Ama nasıl 64? Eksi 64 gelir. Çünkü burası artı çıktı geriye kalan eksi 4 ile artıyı çarptığımızda da sonucumuz eksi geleceği için eksi 64 çıkar. Bunu direkt 4'ün 3. kuvvetini alırsınız 64. Ee, üste bakarsınız üst eğer tekil ise eksi çıkar sonucumuz. Eğer tekil değilse çiftse o zaman pozitif çıkar. Ama buna bakmadan önce dikkat etmeniz gereken şey parantez içinde olması. Eğer parantez içinde değilse bunlar işlemez arkadaşlar. Diyoruz ve C'ye geçiyoruz. C'de de eksi 1'in 1984 üstünü almış. Direkt tabii ki bunu eksi 1'i 1984 kere ard çarpmayacağız. Bunun bir kısa yolu var arkadaşlar. Öncelikle 1'i yazıyoruz. Ardından bunun artı mı eksi mi olduğuna karar vermemiz gerekiyor. Çünkü 1'in hangi kuvveti olursa olsun cevabımız ya eksi 1 ya da e 1 çıkar. Parantez içinde ve eksi 1 olduğu için ve üstümüzde çift sayı olduğu için bu ne olur arkadaşlar? Tabii ki pozitif olur. Eğer çiftse pozitif oluyordu. Tekilse yine negatif oluyordu. O yüzden cevabımız 1. Alttakine bakalım. Alttakinde ne yapmış? Alttakine parantezi almamış. Direkt eksi 48'in bir üstünü almış. Bunda da, bunu da şöyle aslında bu da böyle yazılmış arkadaşlar. 48'in üstünü almış. 48 geriye kalan sonuca da eksi eklemiş. Bu yüzden cevabımız eksi 48 eder. Diyoruz ve E'ye geçiyoruz. Burada da eksi 3'ün dördüncü kuvvetini almış. Eksi 3'ün dördüncü kuvveti nedir? 81'dir. Bakalım parantez içinde ve üstümüz çift sayı olduğu için bu nedir? Bunun sonucu pozitiftir. Yani cevabımız 81'dir. İster artıyı yazın ister yazmayın. Her şekilde doğru cevabı bulursunuz. Diyoruz ve 4'e geçiyoruz. Aşağıda verilen rasyonel ifadeleri ondalık gösterimle ifade ediniz. Bunu ondalık gösterimle ifade etmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Paydaki sayıyı Pay pay ile paydayı bölmemiz gerekiyor. Yani 3'ü 25'e bölersek bunun ondalık ifadesini gösterimini bulabiliriz. Bölelim. Ee, böldük. 0. 3 Çünkü 25'e bölünmez. Ardından bir 0 ekliyoruz. 30. Ee, 30 25'e bölünür mü? Evet bölünür. 1 var. 1 kere 25. 5. 50 geldi. 50'den de 12 geldi. Cevabımız 0,12 arkadaşlar. Ee, bu neye eşittir? 12 bölü 100'e eşittir. Bu da eşittir. 3 bölü 25. Yani cevabımız burada 0 bölü 12. Dilerseniz bunu bölmeyip direkt bunu e, 4 ile genişletirseniz 100'e eşitlersiniz. 3 ile de 4'ü çarparsanız 12 gelir. 12 bölü 100'de 0,12 eşit olur. Cevabımız yani 0,32. Ee, aynısını bunda uygulayabilir miyiz? Hayır uygulamayız. Çünkü 9 100'e tam bölünemez. Tam çarpılamaz. O yüzden bunda asıl bu işlemi yaparsak daha doğru olur. 30'u 9'a böleceğiz. Böldük kaç geldi? 3 geldi. 3 kere 9 27'den 30 geldi geri. Böldük gene. Böldük gene. 27'den gene 30 geldi. Gördüğünüz gibi bu sayı ne yapıyor? Devam ediyor. O zaman bu nedir? Bir devirli ondalık gösterimdir. Bunu da göstermek için 3,3 3'ün üstüne ne koyuyoruz? Bir çizgi koyuyoruz. Bu çizgi neyi ifade eder? 3'ün tekrar ettiğini yani 3, 3, 3, 3 diye gittiğini ifade eder. O yüzden 3'ün üst, üstüne çizgi koyuyoruz. Cevabımız bu yani. Ve 5'e geçtik arkadaşlar. 5. sorumuzda da işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen yapalım işlemimizi. Kesirli ifadelerde toplama çıkarma yaparken ne yapmamız gerekiyor? daha doğrusu işlem yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? Paydaları eşitlememiz gerekiyor. Bakacak olursak 6, 9 ve 3 hangi sayıda eşitlenir? Tabii ki 18'de eşitlenir. O zaman bunları paydalarını 18'de eşitleyeceğiz. 6'yı 3 ile çarpacağız. 9'u 2 ile, ile de 6 ile çarpacağız. Yani genişleteceğiz. Genişletelim. Hepsinin paydası 18 gelecek zaten. Böyle bir uzun bir çizgi yapalım ve paydasına 18 yazalım. 3 ile genişlettik. Eksi 5 çarpı 3'ten ne geldi? Eksi 15. Sonra parantez içine aldık. Artı dedik. 2'yi eksi 2 ile genişlettik. Eksi 4 geldi. Parantez içine aldık. Sonra artı yaptık. Sonra 6'yı 2 ile genişlettik. 2'yi 6 ile genişlettik. Kaç etti? 12 etti. Şimdi bunları topluyoruz. Toplayalım. Eksi 15. Eksi 4. Artı 12 geldi arkadaşlar. Bunları da toplarsak ne gelir? Eksi 19. Artı 12'den, eksi 19, artı 12'den ne gelir cevabımız? Eksi 7 gelir. Ee, bu işlemin sonucu nedir? Eksi 7 değildir tabii ki. Eksi 7 bölü 18'dir. Sakın buradaki paydayı unutmayın. Doğru cevabımız eksi 7 bölü 18. Dilerseniz bu eksiyi buraya da yazabilirsiniz, buraya da yazabilirsiniz fark ediniz. Ama bir kere yazmanız gerekiyor. Eğer ikisine de yazarsanız cevabımız pozitif olur. Bu da soruyu yanlış yapar. Cevabımız eksi 7 bölü 18'dir. Diyoruz ve 6. sorumuz yani doğru yanlış sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ee, doğru yanlış sorumuz başlıyoruz. Rasyonel sayılar kümesi negatif rasyonel sayılar pozitif rasyonel sayılar ve sıfırdan oluşur. Evet doğrudur. Bunlar negatif rasyonel sayılar pozitif rasyonel sayılar ve sıfırdan oluşur. Sıfırı da rasyonel yapmak için paydasına bir yazarsanız rasyonel sayı olmuş olur arkadaşlar. B'ye B geçelim. Negatif sayılar, negatif rasyonel sayılar pozitif rasyonel sayılardan daima büyük sayılardır. Yanlıştır. Negatif daima pozitiften küçüktür. O yüzden yanlıştır. Bütün tam sayılar rasyonel sayı şeklinde ifade edilebilir. Doğrudur. Eğer tam sayını atıyorum bir tam sayı söyleyelim. Eksi 72. Bunu şimdi rasyonel nasıl yapabiliriz? Böyle bir çizgi koyarız ve paydasına 1 yazarsak bu sayı ne olur? Rasyonel bir sayı olur. Her yani her tam sayı rasyonel sayı yapabiliriz. O yüzden bu nedir? Doğrudur. Sayı doğrusuna sağa doğru gidilecekse sayılar büyür. Doğru mudur? Bakalım. Şimdi burayı 0 koyduk. Burayı 1 koyduk. Buraya da eksi 1 koyduk. Sağ ne taraf? Bu taraf. Eğer bu tarafa gidersek sıfıra göre 1 nedir? Daha büyüktür. O zaman sağ tarafa doğru gidilecekse sayılar ne yapar? Büyür. Bu da doğru olur böylelikle. Paydaları eşit, e, pozitif rasyonel sayılarda payı büyük olan daha küçüktür. Hemen örnekle açıklayalım. Paydalarımız eşit, e, karşılaştırma yapıyoruz. Karşılaştırma 18, birine 6 diyelim, birine 5 diyelim. Şimdi bunlardan hangisi büyüktür? Tabii ki paydaları eşitse payımız büyük olan daima büyüktür. Ama burada rasyonel sayı payı büyük olan daha küçüktür dediği için burada ne vardır? Bir yanlışlık vardır. Bu yüzden cevabımız nedir? Yanlıştır ve 7. sorumuza geçiyoruz. Burada da sayı doğrusuyla alakalı bir soru. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusuna gösterip Büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi bunda işlem yapmamıza gerek var mı? Tabii ki de yok arkadaşlar. Çok kolay bir çözümü var. Onu göstereceğim sizinle. Şimdi burada en küçüğü bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz. Çünkü bu iki sayı da pozitiftir. Ama bu sayı negatiftir. Negatif olduğu için en küçük sayımız eksi 1 tam 2 bölü 5'tir. O yüzden bunu buraya yazabilir miyiz? Evet yazabiliriz. Eksi 1 tam 2 bölü 5. Buraya yazdık. Çünkü bu en küçük arkadaşlar. Eee büyükten küçüğe demiş ama küçükten büyüğe de olabilir tabii ki sayı doğrusunda olduğu için. Diyoruz şimdi sıra bu ikisini karşılaştırmaya geldi. Eğer bu ikisine de bakacak olursak 2 bölü 3 hangi tam, iki tam sayı arasındadır? 0 ile 1 arasındadır. Tamam. 9 bölü 4 ne, hangi tam sayılar arasındadır? Bileşik bir kesir olduğu için arkadaşlar bu da 2 ile 3 arasındadır. Bu da 2 ile 3 arasında olduğu için hangisi daha büyük? Tabii ki 2 ile 3 arasında olan 9 bölü 4 daha büyüktür. O zaman ortaya da neyi yazıyoruz? Eksi 1 bölü 2 e, eksi 1 tam 2 bölü 5'ten sonra gelen sayımız nedir? 2 bölü 3'tür. Ondan sonra gelen en büyük sayımız ise 9 bölü 4'tür. Eğer bu sıralamayı yaparsanız doğru e, tam puanı kapmış olursunuz. Dilerseniz tam sayıları da yazabilirsiniz ama bize sıralama dediği için direkt böyle yazarsanız doğru yapmış olursunuz. Büyükten küçüğe de sıralayalım sayı doğrusu olmadan. 9 bölü 4 Büyüktür. 2 bölü 3'ten. O da büyüktür. Eksi 1 tam 2 bölü 5'ten. Eğer böyle de yaparsanız tam puanı kapmış olursunuz arkadaşlar. Diyoruz ve 8. son sorumuza geçiyoruz. Aşağıda verilen çıkarma işleminin sonucunu bulunuz. Şimdi kesirlerde çıkarma yaparken biz ne yapıyorduk? E, yapabilmemiz için öncelikle e, paydaları eşitlememiz gerekiyordu. Paydalar hangisine eşitlenir? 24 ile eşitlenir. O yüzden 8'i 3 ile 12'yi de 2 ile çarpmamız gerekiyor. Hemen genişletelim bunları. Ne etti? Ortak paydamız 24'ü yazıyoruz ve işlemimizi yapıyoruz. Eksi 5 ile 3'ü çarptık. Eksi 15. Sonra eksi dedik. Paranteze aldık. 11 ile 2'yi çarptık. 22'den böyle e, işlemimiz kaldı. Şimdi Eksi 24'ü 24, yazı, e, 24 yazalım paydaya. Ardından işlemimizi yapalım. Eksi 15. Eksi burada da artı vardı. Ne etti? Eksi etti bu. Çünkü zıt olursa değişiyordu. Eksi 22 etti. Buradan da ne gelir? Eksi 37 gelir. Eksi 37. Cevabımız nedir? Eksi 37 bölü 24'tü. Dilerseniz siz bunu böyle de yazabilirsiniz. Veyahut hut eksiyi e, kesirin başına getirip böyle de yazabilirsiniz. Veyahut şöyle de yazabilirsiniz. 24'ün başına da getirebilirsiniz. Eksi ama sakın x'in başına getirmeyin. O zaman eksi eksi bölümünden ne gelir? Artı gelir. O yüzden sorunuzun cevabı yanlış olur. Ama ya böyle ya böyle ya da dilerseniz böyle yazarsanız doğru şıkı bulmuş olursunuz. Doğru cevabı bulmuş olursunuz. Diyoruz ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanala abone olup diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın diyoruz ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.